السماء فضرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البهار فجرت وإذا القبور بوثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Ve ma adla ki ma yem edin, ma adla ki ma yem edin. Yemelan li nefsin şe'aa. Ve alâmru yemai zil aleyhi Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Gök çatlayıp yarıldığı, yıldızlar dökülüp saçıldığı, denizler kaynayıp birbirine karıştığı, karıştırıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes dünyada yaptığı ve yapmak zorunda olup da yapmadığı şeyleri bilecektir. O halde ey insan, insanı bol olan Rabbin, ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? O seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle birleştirdi. Dilediği biçimde sana şekil verdi. Hayır, aksine siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde yaptığınız her şeyi kaydeden kiramen katibin şerefli yazıcılar, melekler vardır ki onlar yaptığınız her şeyi bilirler. İyiler muhakkak Nimetleri bol cennette dirler, şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap günü oraya girecekler, gireceklerdir. Artık onlar oradan bir daha ayrılamazlar. Hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bilir misin nedir o hesap günü? O gün kimsenin kimseye faydası olmaz. O gün bütün yetkiler sadece Allah'a aittir. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler veren din-i mübini İslam'a hizmet edip, sağlık ve afiyet içerisinde bulunduran Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e, onun temiz aline ve ashabına salat ve selam olsun. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vahlülükte <laughs> sani yafkahu gavli. Ya Rabbi doğruyu öğret, doğruyu söylet, doğruyu yaşat, doğruyu yaşayanlarla bizi haşreyle ya Rabbi. Evet aziz izleyici ve dinleyici kardeşlerim. Ramazan ayımızın bu ikinci haftasında, cumasında yine sizlerle beraberiz inşallah. Her Ramazan gelmesinde bir adet edindim hemen hemen 10 senedir bu uygulamayı yapmaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için yaptığım gayretleri, çalışmaları Cuma bu Ramazan ayında biraz daha fazlalaştırarak günün ayetleri diye ayetler çıkarıyorum. Kur'an-ı Kerim'den alıyorum her süreden ve onu yayınlıyorum e, mealini veriyorum. Mealde öyle bir kişinin mealinden değil, birkaç kişinin mealinden alıyorum. Yani insanlar, efendim sen şunun mealini mi tercih ediyorsun, öyle bir şey yok. Mealleri böyle daha çok benim istediğim şey, e, okuyan insanların o ayeti en kolay vaziyette anlaması, anlaması lazım. Ben onu arıyorum. Ve bunları insanlara ee, işte şeyden internetten falan yayınlıyorum. Bugün de size yine oradan aldığım ayetlerden bakayım neler seçmişiz, neler almışız size arz etmeye çalışacağım. Nisa suresinden e, 8 e, 1-2-3-4-5-6-7 tane ayet almışız. 7 tane ayeti okuyalım şimdi. Evet İkinci ayet, Nisa suresi ikinci ayeti. Burada mealen buyuruyor ki Cenab-ı Allah yetimlere mallarını veriniz. Temiz olanı, helalı, pis olanla, haramla değiştirmeyiniz. Onların mallarını kendi mallarınıza katmak, katarak vermeyiniz. Çünkü bu büyük bir günahtır. Kuran-ı Kerim'de gerçekten yetimlik üzerine birçok ayet vardır. Yetimin manla sahip çıkılması, yetimin korunması, yetime bakılması, yetimin yetiştirilmesi hususunda çok ayetler vardır. Fakat en az dile getirilen, en az anlatılan ayetler maalesef bunlardır. Ee, mesela bir e, konu yapıp da bu yetimler hakkında Kur'an ne demiş? Şöyle tafsilatlı vaziyette bir işlenilmez. Halbuki şu anda mesela işte bir deprem oldu. Allah bir daha göstermesin diyelim öyle bir felaketi, afeti. E, yüzlerce, binlerce orada yetim yavru kaldı. Eee o anki yapılan yayınlardan duyduğuma göre birçok yetim e, bazı insanlara teslim edilmiş onların bakımına bırakılmış e, ve devlet dairelerinin bu işte yetim hanelere bilmem şeylere veriliyor sosyal yardımlaşmanın bünyesinde onlar e, bakıcı aileler falan buluyorlar ve onları öyle yetişmesini sağlıyorlar babası yok anası yok ortada kalmış çocuklar Bunlar yetişmeye çalışıyor. Şimdi bunların aynen bu ayette anlatıldığı gibi belki babaları, anaları, belki değil burada mesela ölenler çok öyle ama oradan babasından bir şey kalmıştır, servet kalmıştır, para kalmıştır. Anası tarafından bir şey kalmıştır. Buna kim bakacak? Bunun yakınları veyahut işte o işe şey olanlar, sebep olanlar. E, yapılması gereken ne? Bu çocuklar yetişene kadar, büyüyene kadar o mallarını e, dürüstçe muhafaza etmek. E, kendi malına katmadan o parayı yine çoğaltacak vaziyette nasıl muhafaza etmek gerekiyorsa onu yapabilmek. E, çoğaltmak derken yanlış anlaşılmasın ki illa götürüp bankaya faizi yatırsın anlamında söylemiyorum. E, mesela bir mala yatırabilir. Bir efendim başka şeye ev alabilir, as alabilir. Efendim ticarete yatırabilir. Kendi parasını nasıl muhafaza ediyorsa öyle muhafaza edebilir yani. Bu yönden Kur'an-ı Kerim yön veriyor insanlara yetime nasıl sahip çıkılması gerektiğini bize gerçekten birçok ayet var. Sadece burada Rastladığım için aldım. Ee, yine üçüncü ayette eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim bu şeylerle evlenme hususunu anlatan şey. Diğer bir ayette yine aynı onuncu ayet aynı surenin yetimlere mallarını haksız yere, doğrusu yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler. Ancak karınlarına ateş doldururlar diyor Cenab-ı Allah. Allah korusun. Yani onların malını yemeniz midenize ateş doldurmanız gibidir. onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Kimler yetimlerin mallarını yiyenler. Yani bunu bilmesi lazım bu işe başında olanlar, bu işin efendim şeyinde olanlar, bakımında olanlar Bunları bilmesi lazım, bunların anlatılması lazım ki e, gerçekten e, o yetimlerin mallı muhafaza edilsin ve onlara da bir gelecek sağlansın. O yönüyle gerçekten çok önemli e, ayetler. Bugün e, bu konuyu anla, hazırlarken işte Cuma'ydı bildiğimiz gibi e, namaza gittik. <laughs> Vardım orada bir hoca efendi sohbet ediyor, vaaz ediyor. Ee, Kur'an-ı Kerim hakkında konuşuyoruz. Şimdi çok acayip bir devirde yaşıyoruz. Çok acayip bir zamanda yaşıyoruz. Ne yapmak istiyor insanlarımız? Neyi söylemek istiyor ben bilmiyorum. Ee, bu günkü konuşan hocamız kendisi Sivas'ın eski müftüsü. Buraya yine herhalde gezmeye gelmiş. Dostlarını görmeye gelmiştir. Bazı diyor. Ben rastladığım yerden sadece duyduklarımı söylüyorum. Hoca Efendi diyor ki... Mealden Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Meal okumayın. Ee, Kur'an hadissiz anlaşılmaz. Aynen bana e, duyduklarım bunlar. Yahu kardeşim yani bunu... Herkese söyle de sen söyleme ya. Yani... Şu anda bilinen yani haliyle bir milyon üzerinde hadis var. Bir milyon hadis var. Kur'an-ı Kerim 6236 ayet. Bir tane ayetin mesela şurada okuduk. Yetim hakkında bir ayet okuduk. Bu ayetin manasını verecek hadisleri bir milyonun içerisinden seçmen lazım. Hazırla o zaman. Hangi hadisler hangi ayeti anlatıyormuş? Hazırla. Koy milletin önüne. Ondan sonra de ki bak. Aha bu hadislerden şu ayeti anlayacaksınız. Şu hadislerden de şu ayeti anlayacaksınız. De. Yap madem öyle ilmin varsa. Yani sen açıkça diyorsun ki aman. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmayın. Hadisler yeter size. Kardeşim hadisler yetmiyor. Allah bize Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Anlayın, yaşayın diye. Allah aşkına. Set olmayın bari, set. Allah sorar sizden bunu. Bu ne demek ya? Madem öyle Diyanet bugün onun üzerinde meali var. Her çeşit meali var. Kendi hazırladığı var. Efendim, Elmanlı mahalleleri var. Efendim, eee şeyin hazırladığı var yine e, tefsir hazırladığı beş ciltlik onun mali var efendim e, şey e, bir ekibinin hazırladığı mealler var yani niye hazırladınız madem öyle meallerle e, Kur'an anlaşılmıyordu niye yapıyorsunuz bu mealleri siz niye yapılan meallere onay veriyorsunuz Böyle şey söylenir mi ya? Hiç unutmuyorum bir gün bir tane hoca efendi şeyde vaaz ediyor. Ee, Paca camisinde ben de oradayım. Yine böyle bir cuma günüydü herhalde. Ee, hoca baştan sona kadar Kur'an okunurken kesinlikle abdestli olunması gerektiğini anlatıyor. Sakın ha sakın diyor. Kur'an-ı Kerim'i e elinize abdestsiz alamazsınız. Abdestsiz dokunamazsınız. Hoca Efendi endikten sonra namaz bitti. Yanında bir iki kişi var. Vardım yanına selam verdim. Hocam biraz konuşabilir miyiz dedim. Tabii hoca dedi tanıyor bende. de. Dedim ki hocam Allah aşkına ya. Kaç kişi zaten Kur'an-ı Kerim okunuyor, okuyor da bir de adamları korkutuyorsun aman abdesti dokunmayın şu olur bu olur diye dedim ya. Allah aşkına dedim ya. Bir düşünelim şimdi. Kur'an-ı Kerim bütün Müslümanlara gelmiş. Evet okuduğum ayette bu var. Yine gelecek şimdi okuyacağım. Onda da var. Bütün insanlığa gelmiş Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlık okusun da yaradanını tanısın, ve onun emirleri doğrultusunda yaşasın diye gelmiş. E bunları duymazsan, bunları anlamazsan bu Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl yaşayacağız biz? Nasıl anlayacağız bunu? Efendim abdest olsun ne olur ki? Bir şey olmaz, abdest olsun. Ama abdesti yok diye de Kur'an-ı Kerim'den elinden atmasın. Abdesti kim okur? Namaz kılanlar okur abdestle. Çünkü abdest alanlar onlar. Adam ibadet etmiyorsa, namaz kılmıyorsa bile şimdi ben Kur'an-ı Kerim okuyayım diye abdest almaz. Ha, o zaman ne oluyor? Sadece namaz kılanlar Kur'an-ı Kerim okuması lazım çıkıyor. Peki, onun içinde de Kur'an-ı Kerim'i e, okumasını bilen kaç kişi çıkar? Namaz kılan şu anda yüzde 25 yüzde 30 civarında diyorlar e, Türkiye'de efendim. O yüzde 25'in içerisinden beş kişi ancak çıkar Kur'an-ı Kerim bilen. Ha onlar da e, işte akıllarına gelecek de e, Perşembe günü falan e, ölülerimize bir Yasin okuyalım diyecekler. Bu okuma değil zaten. Biz onu kastetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okumak demek, Kur'an-ı Kerim'i anlamak demek. Ne diyormuş Cenab-ı Cenab Allah? İşte bir okuduk ayetleri bak. Hepimiz anlıyoruz bu şeyi. Kim hazırlamış? Falan hoca hazırlamış bu mali. İstediğini seç, istediğinden oku. Fark etmez. Gelelim günümüzün asıl konusuna, bugünkü konuya. Şimdi Türkiye'de konuşulmayan, konuşulması hem abes olan hem de üzerinde böyle e, dedikodu yapılan aman ha bu konuya girme korkusu salınan mevzular vardır. Ama Kur'an-ı Kerim her konuda konuşmuştur. Kur'an-ı Kerim her konuyu anlatmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in anlattığını biz de anlatmamız lazım. Nisa suresinin, 24 ayette başlıyor sonuna kadar hemen hemen bir konu anlatılıyor Evet şuradan şey yapalım 15 ayet Evet. Nisa suresinin 15. ayetinden başlıyor. 18. ayete kadar bir konu anlatılıyor. Bu anlatılan şeyler toplumda var. Yaşanılıyor şu anda. Fakat insanlar bunun üzerine dedik ya konuşmaya bile korkuyorlar. Fakat birileri bunları öyle kullanıyor, öyle değerlendiriyorlar ki başımıza felaket yağıyor. Cenab-ı Allah buyuruyor. "Vellati yetin el fahişete min nisaikum festeşidu aleyhinne elbaten minkum. Ayetin meali şöyle. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızda dört şahit getirin. Şahitler Onların suç işlediğinden yana şahitlik yaparlarsa o kadınları ölüm canlarını alıncaya yahut Allah onlara tövbe etme suretiyle bir kapı açıncaya kadar evlerinde alıkoyun. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlar. Fuhuş zina'nın başka bir çeşidi. Zina bir kadınla bir erkek arasında olan beraberliktir bildiğimiz gibi. Yani o dinin müsaade etmediği beraberlik. Fuhuş ise bir şeyde aşırı gitmek. Daha beterini, daha kötüsünü, daha nefret edileceğini aramak. Bu nedir? Burada Be, e, alimlerin yine tespitlerine göre denmiş ki kadının kadınla beraber olması, kadının kadınla fuhuş yapması. Bir sonraki ayette de yine erkeğin erkekle beraber olması. İşte e, toplumda bunlara ne dendiğini biliyorsunuz. E, bunu kapatmak, bunu hoş göstermek, İnsanların nefretinden uzak tutmak için bunlara bir harflerle isim koymuşlar. LGBT demişler. LGBT. Ne demekse. Şimdi bunlar erkekle erkeğin beraber olanlar, kadınlarla kadınların beraber olanları Türkiye'de cemiyetler kuruyorlar beraberlikler oluşturuyorlar. Toplumu e, kendilerine alıştırıyorlar. Artık ya bunlar da bir insan canım. Bunların yaşama hakkı yok mu? Efendim var. Ama ne yapalım yani şimdi? Burada ayette diyor ki Cenab-ı Allah böyle bir kötü iş işleyen olursa kadınlardan evlerinde bir nevi ev hapsine alın diyor göz hapsine alın. Evden dışarı çıkartmayın. Bırakmayın. Umulur ki e, ya ölürler, kurtulurlar bu işten veyahut da tevbe ederler, vazgeçerler, böylece Allah da onları affeder. Başka bir hali yok. Yani böyle bir durum var. Şimdi bu iş çıktığı zaman bundan Birkaç sene oldu yani 20-30 sene oldu bir hastalık peydah oldu. AIDS diye bir hastalık vardı. Erkekli erkeklerin beraber olmasından bulaşan bir hastalık. Ee, bu hastalık ölümcül bir hastalık. Hala şey yok. Tedavisi mümkün değil. Yakaladığını öldürüyor ve yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan ölüyor. Şu anda yine ölüyoruz. Eskiden bu açıklanıyordu. İşte falan şehirde, falan memlekette şu kadar AIDS hastasından ölen var diye bildiriliyordu. Sonradan bu yasaklandı, sanki gizlendi. Ee, korona hastalığından geçen senelerde, iki sene içerisinde binlerce insanımız öldü. Halbuki AIDS'ten ölen ondan daha fazla. Onu o kadar yaygara yaptılar, duyurdular ama bunları duyurmuyorlar. Ve bunun yakalanan gidiyor, başka çaresi yok. Şimdi Cenab-ı Allah her ikisinde bize açıklamış. Hocalarımız da buna mana vermişler. İşte biz onlardan okuyoruz, biz kendimiz vermiyoruz manayı. Orada diyorlar ki bak, birinci yorumda diyor ki, yetama, e, yetimler şeyine geçtik yine, ee, Cemal Külükoğlu hoca anlatmış. Nur suresinin iki ayeti nazil oluncaya kadar fuhuş yapan kadınlar konusunda bu ayet esas alınmıştır. Ancak Nur suresinde ikinci ayet nazil olduktan sonra erkek olsun, kadın olsun, evli olsun, bekar olsun, zina eden herkese yüz sopa vurulması yapılmış. Bu zina edenler için. Ama buradaki şey neydi? Kadın kadına beraber olmaktı. Buna ne deniyordu? Lezbiyenlik. Türkçede lezbiyenlik deniyor. Zinadan değil, fahişelikten yani aşırılıktan, davranış bozukluğundan söz etmektedir bu ayet. Kur'an fahişe sözcüğünü her türlü aşırılık anlamında kullanmaktadır. Buradaki fahişelikten kasıt lezbiyenliktir ve bu suçun sabit görülmesi dört kişinin tanıklığına bağlanmıştır. Bu kadın kadına olan. Diğer, içinizden onu, o fuhşu yapan iki erkeği de cezalandırın. 16. ayet, Nisa suresinin 16. ayette, bu sefer de e, erkek erkeğe beraberlik yapan e, kişileri, ee, şey yapıyor, tanıtıyor ve diyor ki bunları da cezalandırın. Hani ona ev hapsi verildi. Efendim tövbe etmesine kadar onu e, içeride tutun diye emretti Cenab-ı Allah. Tövbe eder. Kendilerini düzeltirlerse artık onlardan kendilerine ceza vermekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeyi, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Allah buradaki ayette diyor ki erkek erkekle beraber olursa onlara ceza verin. Cezanın şeklini şimalini insanlara bırakıyor. Ve o devrin şartlarına bırakıyor. Yani e, hapse mi atarsın? Başka bir şey ceza mı verirsin? Ama bundan vazgeçmeleri için onları zorla. Bu hareketi yapmalarından vazgeçmeleri, töbe etmeleri için Onları zorla. Eğer tevbe ederlerse tamam onlara dokunmayın artık diyor. Şimdi e, adamlar dernekleşiyorlar. Destekliyorlar birbirlerini ve toplumu kendilerine e, müsamahkar bakması için zorluyorlar. Hatta bunlar işte şu andaki ee, siyasete tepek girmek istemiyorum ama e, siyasiler tarafından destek görüyorlar. Hatta adam milletvekilliği adaylığı koyuyor şeyden. E, falan partiden filan partiden aday oluyor. Benim şu kadar diyor takipçim var. İşin daha vahim tarafını arz edeyim size. Yani akıl alacak kadar kötü olan bir şey. Gerçekten çok kötü olan bir şey. Ee, şu anda İstanbul'da 4500 tane erkek, çocuk, genç neyse bunlar kadın olmak için başvurmuşlar. Hastaneye yatmışlar, yatıyorlar. Ameliyatla erkeklikten vazgeçip kadınlığa geçiyorlar. Kimin şeyleriyle oluyor bunlar? İşte bu tür, e, bu işin... Reklamını, bu işin e, şeyini yapanlarla, bu fukşu idare edenlerle oluyor. Yani ne gibi bir zarar veriliyor topluma, ne gibi bir e, kötülük yapılıyor, anlatmak için artık söz bulamıyorum yani. Evet, e, burada yine e, bir hocamızın, Zinayı anlatırken Cenab-ı Allah zaten zina hakkında e, Nur suresinin ikinci ayetinde 100 tane sopa vurulması diye ceza konmuş. Oranın da bir başka hali var. İşte demin söyledik. E, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Nisa suresi, şey, e, Nur suresi ikinci ayette e, Kadın ve erkek zina ettiği zaman onlara yüz tane sopa vurun diyorsun. Yüz tane sopa. Ama daha evvel Yahudilerin geleneğinde ve Yahudilerin inancında o zamanki efendim rejim edilmek varmış. Taşla öldürüyorlar. Taşından vura vura öldürüyorlar. Fakat kadını öldürüyorlar. Kadına ceza ediyorlar Aynı şey sünnet diyerek bizim dinimize geçirilmiş. Ve rejim var diyerek de bugün şer'i düzende idare edilen yerlerde bunlar reva görülüyor. Bunlar insanlar taşlanarak öldürülüyor. Nerede? Afganistan'da var. İran'da var. Suudi Arabistan'da var. Ama herkes değil. Erkekler öldürmüyor, erkeklere bir şey demiyorlar. Ya kadınlar, ya kadın zoraki bir başkasından zina yapabilir mi gidip bir kenen? Erkek mi bu işte daha güçlüdür, kadın mı? Olacak şey mi yani? Ama kadını burada e, ezmeye daha çok meyallar, çünkü kendi istekleri var, kendi talepleri var. Hatta ben bir İran'da e, bu işi anlatan bir film seyretmiştim. İsmi şu anda aklımda kalmadı. E, bir tane sözde Molla bir kadınla beraber olmak istiyor. Kadın razı olmuyor. Bu sefer gidiyor topluma bunun zina ettiğini yayıyor. Ve kadını rejm ettiriyor. O şeyde taşlayarak öldürüyorlar kadını. Niçin? Kadın benimle olmadı diyerek kadına iftira ediyor ve kadının recmedilmesine vesile oluyor. Ee, bakın işin nereye gidiyor. Yine Afganistan'da daha yakın zamanda e, bir kadın e, bir muska satan, muska yapıp muska yapıp satan hocaya diyor ki bu Kur'an-ı Kerim'de yok, böyle bir şey yapma diyor. Vay sen misin öyle diyen? E, tutuyorlar kadına diyor ki bu kadın e, Efendim e, şeye Bura hakaret ediyor diyor ve kadını rejim diyorlar Rejim ki yani onun sahnelerini çekmişler böyle gösteriyor insanın tahammül sınırlarını dışarısında e, yan tarafında 100 tane adam düzilmiş etrafında ellerinde taşlar kadını belden aşağısı gömülü toprağın içerisinde elleri bağlı efendim kafasına kafasına taş atıyorlar. Vura vura kafasına taşları vura vura kadını öldürüyorlar. Her taraf kan revan içerisinde böyle. Niye? Efendim muska satan hocaya demiş ki bu Kur'an'da yok bu günah senin yaptığın demiş. Vay sen misin bunu diyen diye ona iftira atıyor ve kadın rejim ediliyor. Yine zina etti diye kadın rejim ediliyor ama erkeklere bir şey demiyor. Bunu da İslam'ıymış gibi, İslam'danmış gibi gösteriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim'de rejim diye bir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'de işte Nur Suresinin ikinci ayetinde Cenab-ı Allah açıkça beyan ediyor. Bu efendim oradakiler evli olanlarmış. Yok evli olan falan demiyoruz sanat diyor orada. sanat da burada da geçiyor zaten. Ee, yetişkin kadın aklı bali olmuş. Kadın ve erkek zina ederlerse bu cezaya hak ederler diyor. Evet. Gelelim burada Cenab-ı Allah hani tevbeden bahsediyor. Bir suçun affolması için zaten orada da çok enteresan bir şey doğuyor. Rejimde ee, tevbe de yok. Halbuki fuhuş yapan erkek ve kadın diyor Cenab-ı Allah burada da şey yapıyor, tevbe ederlerse affolurlar. Tevbe edenlere değmeyin artık. Tevbe edip o işten vazgeçerlerse artık onlara kötülük etmeyin, onlara bir şey demeyin diyor. Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak Bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenler, edenlerin tevbesidir. Tevbe neymiş bak. Yani bir insan bir suç işliyor, bir günah işliyor, bir hata ediyor. Ona tevbe eder, Allah da onu affeder. Ama hangi suçu tevbe edilirmiş, hangi şeye tevbe edilirmiş? İnsan diyor Cenab-ı Allah bilmeden bunun günah mıdır, değil midir bilmeden bir hata etti. Hata işledi, günah işledi. Hemen akabinde onu daha bitmeden o işin töbe ya Rabbi ben bilmiyordum ya Rabbi ben affet ya Rabbi derse o affolur diyor. Zira Allah her şeyi bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. Yani Allah zaten bizim neyi ne niyetle yaptığımızı görüyor ve biliyor. Dolayısıyla bir girdik böyle bir hatalı yola girdik. Hemen aklımız başımıza geldi. Geri döndük ya Rabbi tövbe ya Rabbi. Ben affet ya Rabbi. Ben günah işledim ya Rabbi diyerek dönüş yaptığımız zaman Allah affediyor. Ama bir de şu var. Yoksa diyor sürekli kötülük yapıp da dururken ölümün eşiğine gelince şimdi tevbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenlerin tevbesi geçerli değildir. Yani bir suçu artık alışkanlık haline getirmiş adam her gün içki içiyor veya devamlı zina ediyor. Veya kumar oynuyor. Allah'ın ne yettiği şeyler bunlar. Haram kıldığı, yasak kıldığı şeyler. Efendim vazgeçmiyor. Akşam sabah tövbe ediyor, akşam yine içiyor. Akşam tövbe ediyor, sabah yine gidip o bir suç işliyor. Yani bir türlü tövbesi onu engellemiyor. Tövbe ediyor ama ve o tövbe hiç etmiyor. Devam ediyor o suç işlemeye. Oradan geldi geldi. Ölüm yaklaştı. Ölüm düşene yattı. Tövbe ya Rabbi. Ben affet ya Rabbi. Demek onu kurtarmaz diyor. Cenab-ı Allah diyor bunu. Ayette diyor bakın. Ee, kafir olarak ölenlerin ...tevbesi geçerli değildir. Şimdi... ...tevbe ettim diyenler ile... ...yani... E, ...ölüm döşeğine gelmiş... ...artık ahir ömründe... E, ...devam etmiş hep suç işleyerek... ...günah işleyerek gelmiş, gelmiş, gelmiş... ...ve o aşamada... ...tevbe ediyor. O tevbe olmaz. O tövbe kurtarmaz insanı. O işi o iş seni bırakmadan sen onu bırakacaksın diyor. Alimler şöyle bir açıklama yapmış. Tevbe günah işleme imkanı olduğu halde bir daha aynı günahı işlememeye söz vermektir. Yani adam zina ediyor. Zina ettiği kadın da bu işe razı, kendi de razı. ertesi gün geçse yine kabul edecek. Ama diyor ki hayır. Benden bu kadar yeter. Ben tövbe edeceğim. Bir daha da bu işi işlemeyeceğim. diye tövbe ederse olur. Ama e, öyle oldu ki kadın onu koymuyor. Yahut zina edecek hali kalmadı. E, imkanı kalmadı. Öyle bir şey yok. Ee, zina edecek birisini bulamıyor veyahut imkanı yok. Öyle bir ortam yok. E, ee, tövbe ediyor. O tövbe tövbe olmaz diyor. O imkana sahip olduğun halde o günahı yapmazsan tövbe edebilirsin. O günah seni terk ettikten sonra, aa, sen onu yapamayacak hale geldikten sonra, tevbe etmiş olman sana fayda vermez diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisine şirk koşulmasının dışında istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar. Buyurma, buyurmaktadır. Evet Cenab-ı Allah öyle diyor. İnna Allaha la yağfuru en yuşrike <Sessizlik> bihi ve yağfuru mâ dûne Şirkin hacindeki Günahları affederim. Ama şirki affetmem diyor Cenab-ı Allah. Şirkin ne zaman affeder? İşte buradaki yine şey gibi şirkten dönüp yeniden Allah'ın birliğine gerçek Allah'ın varlığına inanırsa ve o ortak koştuğu şeyi de terk ederse ve onun neticesinde tevbe ederse onun tevbesi de kabul olur. Ama adam haşa Allah'a ortak koşuyor. Diyor ki bizim Efendi Hazretleri Allah'ın çok sevgili kulu olduğu için Allah ona büyük imkanlar verdi. O elini uzattığı zaman bizi her şeyden kurtarır. İşte geçen falan yere deprem olacakmış. Bizim Efendi Hazretleri elini kaldırmış o meleke, melekeye demiş ki gelme budur buraya. Buraya deprem yapmayacaksın. O gelmek istemiş, o kovmuş eliyle. Burada ne yapıyor bu arkadaş? İşte buna inandığın zaman o kişiyi Allah'a ortak etmiş oluyorsun. Kişinin böyle bir imkanı yok. O Cenab-ı Allah'ın kanunu neticesinde olan bir olay. Debrem'i burada anlatmaya çalıştım Debrem'den hemen sonra. Yani bir kanuna tabi. Yukarıdan bir şey düştüğü zaman yerinde kalmaz. Veya yukarı doğru gitmez. Nereye gider? Yer çekimi kanunu var. Aşağı iner. Uçaktan bir şey attığın zaman nereye gider? Aşağı iner. Yani toprağa düşer. Bir burada yer çekimi kanunu diye bir kanun var. Bu Allah'ın kanunudur. Bu Allah'ın sünnetidir. Allah'ın bir değişiklik olmaz. Onun için e, Allah'a ortak koştuğun kişiye Allah'ın yapabildiği şeyleri yaptığı şeyleri yapabilme gücü vermiş oluyorsun. Diyorsun ki Allah yaptığı gibi bizim efendi de yapar. İşte o zaman onu Allah'a ortak etmiş oluyorsun. Allah da diyor ki, her şeyi affederim ama bana birisini ortak ederseniz onu affetmem. O suçunuzu affetmem diyor. Bu nasıl affolur? İşte bu akıldan, bu iddiadan, bu şeyden vazgeçersin. Tövbe ya Rabbi, ben haddimi aştım. Senin bir kulun olan birisini sana ortak ettim. Ben affet ya Rabbi, ben bu inançtan vazgeçtim der de kendini düzeltirse kişi, Ondan da kurtarır, O da kurtarabilir. Hiçbir cezadan dolayı Cenab-ı Allah bir insanın hemen o anda öldürülmesini istemiyor. Bir tek dinen öldürülmesine caiz olan şey bir şey almış katillik işlemiş birisi onun ailesinden onun velilerinden birisi eğer isterse o öldüreni öldürttürür. Yani kanunen şer'i düzende bir katilin diyelim ki kadını çocuğunu öldürmüş birisi. Kadın da onun öldürülmesini isteyebilir. Hatta o ayette bile Cenab-ı Allah diyor ki o öldürmesini istediğiniz kişiyi bağışlarsanız sizin için daha hayırlı olur diyor. Yine de onun bile öldürülmesine Cenab-ı Allah ruhsat veriyor. Fakat hayırlısı öldürmemenizdir diyor. Öleyken yani Cenab-ı Allah suçu affetmek affetmeyi ben affederim siz de affedin diyor yani. Senin oradaki kaybına Cenab-ı Allah öbür tarafta mükafat vereceğini vaat ediyor. Senin için daha hayırlı olur diyor bunu yapman diyor. Evet. Tevbenin mahiyeti gerçekten bu ayet e, çok şey anlatıyor bize. Kur'an-ı Kerim'de e, şirk koşulmasını anlatmıştık. İş, e, kusur işleme, günah işleme olana e, olanağı kalmamış bütün kötülük işleme fırsatlarını pervasızca kullandıktan sonra köşeye sıkışmış kendisini kötülükleri değil de kötülüklerin kendisini terk ettiği ve canı gelip boğaza dayandığı zaman mücrimlerin tevbesidir diyor Tübe. Bu tevbe geçersizdir. Yani artık günah işleyemeyecek duruma gelmiş içki içemeyecek hale gelmiş. Efendim kumar oynayamayacak hale gelmiş ama kumara tövbe ediyorum diyor. Ee, i̇çki içemeyecek hale kalmış ama içkiye tövbe ediyorum diyor. O tövbe olmaz diyor işte. O tövbeyi içki içerken yapacaktın. İçmeye imkanın varken, fırsatı varken tövbe edecektin. Ee, ondan sonra insan, ya Rabbim bıraktım ama ee, yine de affet ya Rabbi diyebilir. Allah'ın şeyi geniş yani isteme değil yani. Ama e, şöyle olanlar vardır mesela. E, adam işte uzun süre müptela olmuştur, kumar oynamıştır, iş iç içmiştir veya böyle zina etmiştir. Ama bir gün aklı başına gelmiştir, tevbe etmiştir. Ondan sonra güzel yaşamaya gayret etmiştir. Bu olabilir. Fakat öyle bir aşamaya gelir ki diyor insan artık o suçu işleyebilecek gücü kalmaz. İmkanı kalmaz. Veya yatağa düşer, ölüm anı gelir. Ha o zaman tevbe ederse o olmaz işte. O boşuna olur. Evet. Allah'a karşı kulluk ve sorumluluk bilinciyle yapılan tevbedir ki bu da bilinenin ve toplumun günahlarından temizlenmesine sebep olur diyor. Evet, gerçekten de öyle. İnsanlar e, tevbe etmek durumundadır. Hatta e, mesela bugün yaptığımız bir günahı e, akşam yine bunun tevbesini yapmamız lazım ki belki sabaha çıkmayacağız, e, belki uykumuzda gideceğiz. Yani uyku yarı ölümdür derler bilirsiniz. Yani e, her günahın akabinde Cenab-ı Allah diyor ki e, o günahı silecek bir şey yap. Ne yap? İnnel hasenate yüzhibne seyyiat. Hasenat yani güzel şeyler yapmak kötü günahları siler, yok eder. Giderir. Ha, günahları işledik, günah işledik bugün. Ne yapsam da acaba bunu yok etsem? Hemen güzel bir iş yapacaksın. Ne demek güzel bir iş? Hasenat ne demek? Hasenat toplumun yararına olan şey. İnsanların yararına olan bir şey. O senin de yararın oluyor. Nasıl yararın oluyor? O güzelliği yaptığın zaman işte Cenab-ı Allah senin o günahlarını siliyor. Artık bunu sen seçeceksin. Yani insanları razı edecek, insanları memnun edecek ne yapman lazım ki e, o günahı yok etsin? E, i̇şte fakire yardım edeceksin, fukara yardım edeceksin, yetime iyi davranacaksın. Efendim e, iftira etmeyeceksin, adaletli davranacaksın, kötülük yapmayacaksın, zulüm yapmayacaksın, efendim düşeni tutup kaldıracaksın, insanlık namına ne biliyorsan onu yapacaksın. Güzel insan olacaksın. Çare bu. Başka çaresi yok. Ya bugünkü dersten şunu anlamış olduk. Yani bazıları diyorlar ki ya her şeyi söylüyorsunuz da bunları niye söylemiyorsunuz falan. Ancak bu kadar söyleyebiliyoruz. Yani bunu ben bu işin şey değilim, e, elbabı veya bu işin araştırmacısı falan değilim. Ama Allah ayetinde bahsediyor, diyor ki kadın kadına da olsa, erkek erkeğine de olsa fuhuş işliyorsa o kötü bir şeydir ve onların cezalandırın. Yani toplumda nasıl bir ceza uygunsa o günün şartlarında işte mesela kadınlar için diyor ki onları dışarı bırakmayın. Bir nevi hapsedin eve diyor. Veya göz hapsinde tutun diyor. O haliyle öldü gittiler giderler diyor. Tamam. Günahlarının cezasını çekerler gittiği yerde de. Ama belki ölmeden evvel o kötü uhudan vazgeçerler, tevbe ederler de kendilerini kurtarırlar. Erkekler için de aynı. Erkekler böyle bir kötü yola düşmüşler. Lut kavminin birbirlerine yaptığı gibi iş yapıyorlar. Bunların çıkış yolu böyle bir hastalığa tutulmuş kişiyi siz hapsedin. Veyahut başka cezalar verin artık nasıl ceza uygunsa ama ondan vazgeçirmek için uğraşın. İşte bu bugün insanlar bundan vazgeçilmek için değil de sanki o iş çok iyi bir şeymiş gibi e, onlar reklamını yapıyorlar ve insanları o kötü işe celbettirme, alıştırma yollarını arıyorlar. Onun için sadece İstanbul'da bu abartma değil. Gazetelerde, şeylerde yazıyor şu anda isteyen bakabilir haberlerde şeylere. 4500 tane erkek kadın olmak için İstanbul'un bu işleriyle uğraşan hastanesine başvuruyorlar. Ne kadar kötü bir şey anlatılamaz yani. Bunlar bizim çocuklarımız olabilir, kardeşimiz olabilir, abimiz olabilir, büyüğümüz olabilir, küçüğümüz olabilir. Yani bunlara hangi zehri verdiler, hangi akıllı verdiler de böyle sapıttırdılar bilemiyoruz Allah korusun. Hiç kimse böyle bir şeyin ailesinden birisinden böyle bir halin olmasını istemez. Ama maalesef olduğumuzda başka çaresi kalmıyor işte. Yapamıyorsun. İster babalıktan sil, ister evlatlıktan sil, ister şeyden sil. Ne yaparsan yap, başka çaren kalmıyor. Binlerce, yüz binlerce insan bu işin şu anda temsilciliğini yapıyorlar, taraftarlığını yapıyorlar ve yürüyüş yapıyorlar. Kendi şeylerini savunuyorlar, ahlaksızlıklarını savunuyorlar ve topluma hakaret ediyorlar, kötü sözler söylüyorlar. Ama Cenab-ı Allah bu ayetlerde de işte onlardan bahsediyor. Nisa suresi 15, 16, 17, 18. surenin ayetleri, Nisa suresinin ayetleri bu konuyu anlatıyor. Ve bu işte nasıl tövbeyle kurtulabilirsiniz diye de çaresini gösteriyor. Evet bizden duyurması diyelim. Cenab-ı Allah toplumumuzu, insanımızı, Doğru yoldan ayırmasın. Kur'an yolundan ayırmasın. Kur'an ışığından ayırmasın. Eğer gerçekten şu Kur'an-ı Kerim'i elimize anlamak için alırsak kurtuluş yolunu seçiyoruz demektir. Tez elden bu dediğimi yapmaya çalışın diyorum. Hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum aziz izleyiciler. Hoşçakalın.